Herkese merhaba. Bugün sizden gelen yorumlardan seçtiğim bir konuyla karşınızdayım. Amerika'ya iltica etmek. Amerika'ya iltica etmekle ilgili sorular ve yorumlar geliyor. Ben de iltica eden birini görsem aslında röportaj yapmak istiyorum. Ama çevremde hiç öyle biri olmadı. Ben de araştırdım sizin için. Yani buraya iltica etmek nasıl oluyor, mülteci olarak gelmek nasıl oluyor? Biraz onu anlatayım istedim. Çünkü buraya iltica etmek, yani kaçak gelmek gibi bir şey değil. Hani benim videolarımda sitem ettiğim, işte kaçak olarak gelmek, nasıl gelebiliriz falan öyle bir durum değil. İltica etmek ciddi bir durum. Ben de bunu madde madde size anlatayım istedim. Notlar da aldım, güzel güzel. Şimdi ilk olarak iltica kavramını anlamak gerekiyor. İltica etmek ne demek? Eğer siz doğduğunuz ve vatandaşı olduğunuz ülkede zulüm görüyorsanız, savaş varsa, bir baskı varsa üzerinde, işkenceye maruz kalıyorsanız bunlardan kaçıp buraya sığınmak demek. Yani ya da başka bir ülkeye sığınmak demek. Şimdi ikinci maddede de ABD'ye iltica etmek nasıl? Onu anlatayım. Yani ne demek onu anlatayım. Şimdi Amerika'ya iltica etmek isteyen insanlar buraya başvuruyorlar. Nereye başvuruyorlar? İltica kanunu altında federal hükümete başvuruda bulunuyorlar. Bu başvuruyu yapabilmek için ciddi sebepleriniz olmalı. Ve bu tabii ki sebeplere kanıtlar gerekiyor. Bu şekilde Amerika'ya iltica başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu başvuru nasıl oluyor? Amerika'ya iltica etmek isteyen kişiler, Amerika Birleşik Devletleri Sınır ve Gümrük Koruma, yani CBP, yani US Customs and Border Protection tarafından tutulan sınır kapılarına gelip iltica başvurusu yapıyorlar veya yasal olarak Amerika'ya giriyorlar turist vizesiyle ya da öğrenci vizesiyle ya da çalışma vizesiyle, daha sonra iltica başvurusu yapıyorlar. Başvurular genelde Amerika işte Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri, yani bizim USCIS dediğimiz USCIS, bunun açılımı nedir? United States Citizenship and Immigration Service. Buraya başvuru yapıyorlar. Şimdi bu başvuru yapıldıktan sonra bir iltica başvuru süresine giriliyor. Bu süre nasıl oluyor? Bir diğer madde. Bu süreçte bir mülakat ve değerlendirme başlıyor. Yani mülakata giriyorsunuz ve sizin bu sebebinizin geçerliliği test ediliyor. Siz kanıtlar sunuyorsunuz, savunmalar yapıyorsunuz. Bu süreçte değerlendirme süreci oluyor ve bu süreç içinde sizin İşte burada kalıp kalmayacağınıza karar veriliyor. Eğer kabul edilirse başvurunuz, burada mülteci statüsü kazanıyorsunuz. Mülteci statüsü kazananlar daha sonra belli bir süre geçtikten sonra vatandaşlığa başvurabiliyorlar. Peki mülteci olduktan sonra buranın yardım ve hizmetleri neler size? Öncelikle bu statüyü kazanan kişilere yerleşim yardımları yapılıyor, dil eğitimi sağlanıyor, sağlık hizmetleri sağlanıyor ve istihdam desteği sağlanıyor. Yani aslında sizin buraya uyum sağlama süreciniz başlıyor. Siz işte elinizi kolunuzu sallayarak, ben Türk'üm, ben buraya iltica ettim ama ben geleneğimi sürdürürüm, işte Türk gibi yaşarım, Türk gibi hareket ederim, onun kurallarına göre yaşarım diyemiyorsunuz bizim ülkemizdeki gibi. Buranın kurallarına, buranın kültürüne, buranın toplumuna uymak zorundasınız. Bir uyum süreciniz başlıyor bu yüzden. Her ülkede yapılması gerektiği gibi. Bu videom laf sokma içerir, baştan söyleyeyim. Baya baya laf sokma içerir. Şimdi 6. madde olarak iltica başvurusunun sonuçları nasıl oluyor? Birinciyi söyledik zaten, kabul edilebilir, mülteci olabilirsiniz. İkinci ne olabilir? Kabul edilmeyebilirsiniz. Bu durumda ne yaparsınız? Tabii ki itiraz edebilirsiniz. Temyiz süreciniz başlar. Bu süreçte de işte tekrar yeni kanıtlar sunarsınız, yeni savunmalar yapılır. Ve savunmanız da haklıysanız, kanıtlarınız yeterli görülürse mülteci olursunuz. Görülmezse mülteci olmazsınız maalesef. Hani mülteci olmama gibi bir seçenek de size söylüyorlar tabii ki. Öyle olmayan ülkeler de var biliyorsunuz ki. Bunlar tabii ki genel bakış açıları. Hani bunların ayrıntılarını işte o USCIS'in, USCIS'in sayfasına girerek araştırabilirsiniz. Peki hangi durumlarda ilticaya başvurabilirsiniz? Ne gibi durumlar sizin iltica başvurunuzu kabul ettirir? Bunun da farklı farklı tabii sebepleri, başvuru durumları var. İlk olarak işkence ve zulüm görüyorsanız, yani işte doğduğunuz, vatandaşı olduğunuz ülkede işkence, kötü muamele görüyorsanız,
siyasi ve dini baskı varsa üzerinizde, etnik ayrımcılığa uğruyorsanız, ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalıyorsanız ilticaya başvurabiliyorsunuz. Eğer üzerinizde politik baskılar varsa, yani belli bir siyasi politik görüş nedeniyle üzerinizde bir kovuşturma veya tehdit altında olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Bu genelde işte politikacılar, politik liderler, insan hakları savunucuları ve gazeteciler için geçerli. Burada ilticanız kabul edilebilir. Üçüncü olarak ülkenizde savaş ve çatışma varsa iltica başvurusu yapabilirsiniz. Bunu tabii çok yakından gözlemliyoruz. Bizim Türkiye'de işte sınır kapımızda bir savaş vardı, çatışma vardı. Buradan kaçıp gelen insanlar vardı. Aynı şekilde siz de ülkenizde savaş ve çatışma çıkarsa buraya iltica edebiliyorsunuz. Eğer hayati tehlikeniz olduğunu ispatlayabilirsiniz. Öyle hani ben işte şurada yaşıyorum ama benim ülkemde savaş çıktı falan deyip gelemiyorsunuz. Yani o bölgede yaşıyorsanız, orada gerçekten bir hayati tehlikeniz varsa o şekilde gelebiliyorsunuz. Bir diğer sebep cinsel yönelim ve cinsiyet ilişkili zulüm. Yani sizin farklı cinsel yöneliminiz varsa, farklı cinsiyet kavramlarına sahipseniz ve bunlardan dolayı baskı görüyorsanız ve ayrımcılığa maruz kaldığınızı kanıtlayabiliyorsanız yine buraya iltica başvurusu yapabilirsiniz. Bir diğer sebep dini zulüm. Ülkenizde herhangi bir dini inancınızdan ötürü ya da dini inanç uygulamalarınızdan ötürü bir zulme maruz kalıyorsanız yine buraya iltica başvurusu yapabilirsiniz. Bu sebeplerden dolayı kabul edilebilir. Ve son olarak, burayı okuyacağım çünkü burası biraz karışık. ABD mülteci statüsüne uygun düşen kişilere uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre koruma sağlamaktadır. Yani siz bu sözleşmelere uygun olarak işte mülteci tanımına uygun düşüyorsanız başvuru yapıyorsunuz ve Amerika'da bu başvurunuzu kabul edebiliyor. Tabii niye sürekli kabul edilebilir, kabul edebilir diyorum? Çünkü iltica başvurusu ve bunun kabulü tamamen sizin durumunuza, sizin kanıtlarınıza ve savunmanıza bağlı. Yani bunu avukatla yapmanız, bu süreci avukatla geçirmeniz çok önemli bence. Ve sizin hani gerçekten bu zulme uğradığınızı, ayrımcılığa uğradığınızı, insan hakları ihlaline uğradığınızı kanıtlayabilmeniz lazım. O yüzden hani işte şu sebepten ötürü acaba kabul edilir mi, şöyle olur mu, böyle olur mu derseniz bende bunun cevabı yok. O yüzden hani herkesin kendi durumu kendine özel. Tabii ki araştırmanızı öneririm. Dediğim gibi USCIS'in sayfasına girin, USCIS. Orada bununla ilgili ayrıntılı bilgiler vardır. Çünkü bu kararı vermek çok zor. Yani buraya iltica başvurusu yapmak ve burada mülteci olarak yaşama kararını vermek çok zor. Neden böyle diyorum? Çünkü siz bu kararı aldıktan sonra, buraya başvuru yaptıktan sonra, o iltica sürecinde ve mülteci olduktan sonra elinizi kolunuzu sallaya sallaya ülkenize geri dönemezsiniz. Ülkenize dönmek istiyorsanız, yani bu temelli geri dönmek de olabilir ya da ziyaret etmek de olabilir. Bunun için geçerli sebeplerinizin olması gerekiyor. Bu çok uzun bir süreç. Bunu gidip işte ilgili kurumlara başvuru yapıyorsunuz. Ben ülkeme gitmek istiyorum şu sürelerde diye sebeplerinizi sunuyorsunuz. Onlar eğer bu sebeplerinizi geçerli bulurlarsa ve sizin iltica sebebinize bağlı olarak hala sıkıntı yaşayabileceğinizi düşünmüyorlarsa, yani o süreç içinde size izin veriyorlar ve siz özel seyahat izinleriyle ve danışmanlıkla gidiyorsunuz ülkenize. Eğer sizin kanıtlarınızı yeterli bulmuyorlarsa ya da hala sizin o süreçte zulüm, baskı, şiddet görebileceğinizi düşünüyorlarsa size izin vermiyorlar ve ülkenize dönemiyorsunuz. Bunlar çok makul ve mantıklı durumlar. Yani laf sokmak derken bundan bahsediyordum. Hiçbir ülke, Amerika dahil olmak üzere, bizim ülkemiz gibi böyle dingonun nahrına çevrilmedi. Sınırları kevgire dönmedi. İnsanlar ellerini kollarını sallayarak girip ben bayram ziyaretine gidiyorum ya deyip ellerini kollarını sallayarak tekrar ülkelerine dönüp sonra tekrar ülkemize girmiyorlar burada ya da diğer ülkelerde. Türkiye'de maalesef böyle oluyor.
gerçekten zulümden kaçan insanlar zaten kendi ülkelerine dönmek istemiyorlar. Ha tabii ki bir yakınınızı kaybedersiniz, hastalık durumu olur, başka ciddi durumlar olabilir. Böyle durumlarda işte başvurunuz haklı görülüyorsa izin verilir, o izinle gider gelirsiniz. Ciddi kararlar, yine dediğim gibi avukatlara başvurmanızı tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız bu konuda bana değil ama yorumlarınızı alabilirim videonun altına. Ben de merak ediyorum. Eğer bu durumları yaşayanlar varsa lütfen yorumların altına yazsınlar. Videoyu bilgilendirici bulduysanız ve devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki beğenirseniz çok sevinirim. Takibe alırsanız kanalı, bu gibi sizin istediğiniz konularda içerikler gelmeye devam edecek. Hani böyle bir alarmı falan açarsanız haberiniz olur ne zaman video çektiğim ve yüklediğimle ilgili. Bu aralar sık sık çekip yüklemeye devam edeceğim. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Hoşça kalın.